Matematik dersindesiniz. Konu trigonometri fakat dikkatinizi toplamakta zorlanıyorsunuz. Çünkü tüm anlatılanları sıkıcı ve saçma buluyorsunuz. Bu sizin hatanız değil. Hatta bu öğretmeninizin de hatası değil. Bu pi'nin hatası. Çünkü pi başlı başına hatalı bir kavramdır. Pi'nin hesabının yanlış olduğunu kastetmiyorum. Tamam çemberin çevresinin çapına oranı hala 3,14 küsürdür ama matematiksel bir kavram olarak pi'nin hatalı olduğunu düşünüyorum. Ve bu hata binlerce yıldır devam ediyor. Ile pi ile pay yani turta arasındaki fark Christoph Colomb ile Columbus arasındaki fark kadar bariz. Tabii ki Christoph Colomb gerçek bir kişiydi ve birçok önemli iş yaptı ama okulda onun hakkında öğrendiğiniz her şey biraz fazla abartılmış olabilir. Yani Amerika'yı o keşfetmemiştir. Dünyanın yuvarlak olduğunu da tüm bunlar öldükten sonra ortaya çıktı. Öyleyse neden bütün Amerika hala Columbus gününü kutluyor? Pi için de benzer bir soru sorabiliriz. Okulda çemberler konusunu işlerken pi'nin çok önemli sabit bir sayı olduğu öğretilir ve onu içeren bir sürü formülü ezberlemeniz gerekir. Çünkü hep böyle öğretile gelmiştir. Bu formülleri karışık buluyorsanız bu sizin hatanız değil. Bu pi hatalı olduğu içindir. Size ne demek istediğimi şöyle açıklayayım. Matematikte radyanlar açıları ölçmek için gayet mantıklı bir sistemdir. Açı dediğimizde bu kolay anlaşılır basit bir şey olmalı ama öyle değil çünkü pi işi karıştırıyor. Peki bu pi'nin değeri kaçtır? Bunun bir pi olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. 360 derecelik turtanın tümü aslında 2 pi'dir. Ne? Diyelim ki ben size ne kadar turta istediğinizi soruyorum ve siz de pi bölü 8 diyorsunuz. Bu miktarın yani bu istediğiniz miktarın turtanın 8'de biri yani mantıklı bir dilim olduğunu düşünüyorsunuz olabilirsiniz ama öyle değil. Diliminiz turtanın 16'da biridir. Karışık görünüyor öyle değil mi? Diyebilirsiniz ki bu hala çok basit bir işlem. Tek yapmanız gereken ikiye bölmek ya da eğer diğer yöne doğru işlem yapıyorsanız ikiyle çarpmak bu kadar basit. Ama hangi yöne doğru işlem yaptığınıza dikkat edin yoksa işler karışabilir. Ya da siz iyisi mi pi'yi kafaya takmayın Matematik mümkün olduğunca zarif ve güzel olmalıdır Bütün bu işlemleri yaparak bir pi eşittir Bir turta gibi basit bir şeyi karmaşıklaştırdığınızda Bazı şeyleri görmek çok zor olmaya başlıyor O halde daha iyi bir yol var mı diye sorabiliriz Özel bir örnekle cevap vereyim Bir turta için iki pi yerine bir pi kullandığınızı düşünün Pi'yi iki olarak tekrar tanımlayabilirsiniz Ya da 6,28 küsür Fakat pi'yi yeniden tanımlamak istemiyorum Çünkü bu kafamızı iyice karıştıracaktır O zaman gelin bunu başka bir sembolle tanımlayalım Tamam mı tau Çünkü tau pi'ye biraz benziyor Bir çemberin bütününü tamamını işaret edelim bir tau kadardır tamam mı yarım çemberde yarım tau yapar yani tau bölü 2 oldukça kolay ve siz eğer bu turtanın 16'da birini istiyorsanız aslında tau bölü 16 olacaktır bu kadar basit. Tabi tüm dünya birim olarak pi kullanırken sizin tau kullanmanız o kadar kolay olmayabilir. Radyanlarla çalışmak için her seferinde tau ve pi'yi birbirine dönüştürmek zorunda olmak da hiç hoş değil ama matematik zaten böyle bir şey değil midir? Yani yeni bir şeyler oluşturursunuz ve sonra deneyerek sonuca ulaşmaya çalışırsınız. Şimdi bir deneyelim. Bu işlemlerde pi yerine tau kullanırsak ne güzel olur ya da ne olur bir görelim. Okuldaki matematik derslerinde istediğiniz bir şey varsa o da böyle bilgileri ezberlemektir değil mi? Böylece siz de ezberinize güvenerek şöyle bir grafik çizebilirsiniz. Yani bu değerleri her defasında tek tek hesaplayıp elde edeceğinizi sanabilirsiniz ama genelde öyle olmaz. Ya ezberlersiniz ya da hesap makinesi kullanırsınız. Çünkü pi ve radyanlar gerçekten kafa karıştırıcı konulardır. Bu karmaşık matematiksel ifadelerin içinde kaybolup sinüs dalgasının aslında ne işe yaradığını unutabilirsiniz ki aslında sadece çember etrafındaki bir noktanın yüksekliğini verir. Böyle korkunç hesaplar yapmak zorunda kalırsınız. Bütün trigonometri sizin için çirkin bir hal alır ama böyle olmak zorunda değil. Peki ya tau kullanırsak? Şimdi sıfırdan başlayarak tau ile bir sinüs dalgası oluşturalım. Sinüs tau'nun yüksekliği de 0'dır. Tau bölü 4 noktasında çemberin etrafında 1 çeyrek ilerlemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu noktadaki yükseklik ya da y değeri 1'dir pi bölü 2'nin kafamızdan yaptığımız bir dönüştürme işlemiyle aslında çemberin bir çeyreğine denk geldiğini de anlamış oluyoruz. Böylece tau bölü 2 ise çemberin yarısına denk gelir ve böylece sıfır noktasına geri dönmüş oluruz. Gördünüz mü? Şimdi her şey anlam kazanıyor. Çünkü çember işlemlerin çap değil, yarı çap olarak e, yarı çap kullanarak yaparız yani çember işlemlerini. Yarı çapın uzunluğu çemberin çevresini belirlemede kritik bir rol oynar değil mi? Öyleyse neden çember işlemlerindeki sabit sayıyı çapın çevreye oranı olarak tanımlamıyoruz ki? Bunu yarı çapın çemberin çevresine oranı olarak tanımlamak çok daha anlamlı olmaz mıydı? İşte bu durum benim gibi matematikçilerin tau'ya neden bu kadar ağırlık verdiğini gösteriyor. 2 pi'nin kullanıldığı bir sürü formül var ama bu formüllerde 2 pi yerine tau kullanmak işleri daha kolaylaştırıyor. Peki ya e üssü i ne olacak? Bunu eksi 1'e eşit diyerek ortadan kaldırmaya çalıştığımı sanıyor olabilirsiniz ama hayır tabii ki e'lerin ee, bu birimini vahşice yok etmeyi önermiyorum. Biz aslında evlerin formülünden yararlanıyoruz ki bu da e üssü i teta eşittir. Kosinüs teta artı i sinüs tetadır. Tek yapmamız gereken buradaki tetayı tau ile değiştirmek. Hatırlarsanız çemberin tam bir tau'ya dönüşünün sinüs ya da y değeri sıfırdır. Bu, o zaman bunun değeri de sıfır olur. Tam bir dönüşüm kosinüsü de x değerindedir. Yani birdir. Şimdi gelin bunu kontrol edelim. E üssü i tau eşittir bir. Ne oldu şimdi? Hala tatmin olmadıysanız size Michel Hartle'ın tau manifestosunu okumanızı öneririm. Kendisi tau.day.com sitesinde konuyla ilgili her türlü soruya cevap veriyor ve pi'ye karşı tau'yu savunmak için gayet iyi bir iş yapıyor. Siz yine de hala pi'yi kullanmak ve e, pay yani turta yemek istiyorsanız sorun yok. Afiyet olsun.